Arkadaşlar, ilk Erdem ve Halk Eğitim Örgü Kursu olarak doğaya atılan poşetlerimizi bu şekilde keserek ip haline getirip aynı bir yünmüş gibi sanki örmek kaidesiyle doğaya zarar vermeden bu şekilde çanta, anahtarlık, cüzdan, gazetelik, her türlü örülebilecek her şeyi poşetten örmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu. Bunları satışa sunmayı amaçlıyoruz. Oluşturma kısmında bu şekilde poşetlerimizi kesiyoruz. Kestikten sonra bunları bu şekilde iç içe geçirip ip haline getiriyoruz. İstedikten sonra bunlara değişik mal birikmesi, tekrar doğaya atılıp doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla örüyoruz. İkinci bir çalışmamız da pet şişeleri doğaya atmaktansa bunları değişik formlar halinde çantalara dönüştürmek. Yine çanta diyoruz ama bizim çalışmamız çanta oldu. Farklı şekilde, farklı hayal güçleriyle farklı ürünlere de dönüştürülebilir. Kola şişesinin dış kağıdını koparttıktan sonra onun zaten doğaya zarar verme gibi bir durumu yok. Yanabiliyor. Bu şekilde keserek kesiyoruz. Alt ve üst kısmını çıkartıyoruz. Bu kalan kısımları da ahşap boyama malzemeleriyle farklı değerlendirmeler yapılabilir. Şekerlik ya da atıyorum farklı olabilir. Farklı şeyler olabilir. Çok düşük bir ütü ısısında üzerine bir bez koymak itibariyle düzleştiriyoruz. Çok fazla ısı verdiğiniz zaman büzüşebiliyor. Onu ayarlamak çok önemli. Bundan tekrar çantamızı oluşturmak adına bu şekilde kare ya da üçgen, yuvarlak motifler çıkartabiliriz. Ben kareyi tercih ettim. Çünkü bunun hiçbir şekilde kenarlarından atılma durumu olmuyor. Bunların da kenarlarından üçer tane delgeçle ya da herhangi bir şişin ateşte kızdırılmak suretiyle delikler açılarak tığ geçme yerleri yapıldıktan sonra yünle ya da poşetle tekrar birleştirilip kullanılabilir hale getirebiliriz. Şu şekilde görüldüğü üzere yünlerle, kimse bunun dışarıdan bakıldığı zaman pet şişe olduğunu anlamıyor. Ve çok şık bir el işi çantası oldu. Günlük kullanılabilen bir çanta haline de getirilebilir. Bunlar insanların hayal güçlerine kalmış bir şey. Peki bu çantanın maliyeti ne? Satışı ne? Maliyeti nedir? Biz buna ipin cinsine göre, kullanacağımız ipe göre maliyeti değişir. Kola şişesini bir maliyet olarak kabul etmiyoruz. Çünkü bunu zaten evlerde içilip tüketiliyor. Ve sonra atıl vaziyete geliyor. Kullanılan ipe göre değişebilir. Çok şık bir ip kullanılırsa 6 liraya çıkabilir. Daha düşük fiyatlı bir ip kullanılırsa 3 liraya da mal edilebilir. Tabii süslemeleri hariç. Taşlarla süslenebilir. Onun maliyeti çıkabilir ama bizim şu anda bu çantanın satmak istesek 15 lira. Halise Hanım, kursunuzda çok güzel bebekler yaptığınızı görüyoruz. Bu bebeklerin ismi ne?
neye karşı yapıyoruz? Bu bebekler kız bebeklerimiz olarak çıktı. Zeynep kız bebekleri. Zeynep kız bebekleri olarak çıktı. Bu bebeklerimizi biz kanserojen madde içeren bebeklere alternatif olarak üretiyoruz arkadaşlarla beraber. Çünkü günümüzde birçok oyuncak bebeklerin kanserojen madde içerdiğini biliyoruz ve bunlar çocuklarımıza zarar veriyor. Bu bizim ürettiğimiz bebekler tamamen yünden ve kumaştan olup makinede yıkanabilecek konumda, hiçbir şekilde çocuklara zarar verebilecek ürün içermiyor. Küçük aparatlar dahi kullanmadık biz bunlarla, çıkarıp yutabilirler diye. Sadece örgü ve kumaşla birleştirdik bebeklerimizi ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Yöresel kıyafetler giydirmemizin sebebi de çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren öz kültürlerini tanıması ve daha kültürel kıyafetlerimizi benimseyip unutmamaları, öz kültürümüzü unutmamaları. Çünkü bunu günümüzde çocuklara vermek çok zor. Bu kadar televizyon, teknolojinin bulunduğu bir ortamda sürekli çocuklarımız farklı yönlere yöneliyor. Biz öz kültürümüzü, en azından dedik ki bir katkımız olsun, yöresel kıyafetlerle bebeklerimiz çocuklar tarafından daha iyi tanınsın. Biz ayrıca diyoruz ki, üreten arkadaşlar ve ben, sağlıklı gelişim için Zeynep bebekleri tercih edin. Ömer Bey, elinizde Zeynep bebekleri görüyoruz. Evet. Bu sadece burada mı kalacak, yoksa ulusala çıkacak mı? Tescil durumu var mı? Ne yapıyorsunuz? Amacımız tescilini alarak tüm Türkiye'ye ve dış dünyaya açılarak üretimini arttırarak piyasaya girmek ve piyasada biz de varız diyebilmek. Limonlu beldesinde ilk defa bir el sanatları kursu açtık. Arkadaşlarımızın desteğiyle çok güzel ürünler ortaya çıkardık ve hep beraber oturduk. Buna ne isim verelim? Ve en son Zeynep Bebek ismini uygun gördük ve bunun da tescilini alarak, nasıl ki bir Damal bebekleri varsa, bir Fadime kız bebekleri varsa, biz de Erdemli'mizden Zeynep kız bebeklerini tüm Türkiye ve dünyaya yayarak çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde oyuncak oynamalarını hedefliyoruz. Tahsin mi? Nurdan Hanım, şu anda halk eğitimin el sanatları kursundayız. Ne yapıyoruz? Bere yapıyoruz. Başka? Şal yapıyoruz. Evet. Atkı yapıyoruz. Hı-hı. Çanta yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Evet. Evdeki ördüğünüzü herhalde burada da yapıyorsunuz ama burada evet, bir farklı bir daha şey değişik, olmaz. Tabii daha değişik modeller var. Kitaplardan çıkarıyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Evet. Öyle işte. Yani zamanı bu şekilde çok iyi. Evet, zamanımızı değerlendiriyoruz. Gezmeye gideceğimize buraya geliyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tamam.
Arkadaşlar sizleri tanıyabilir miyiz? Aylar Kesen, Edebiyat bölümünde okuyorum. Erdemli Halk Eğitimi Gelişleri kursuna katıldım. Dersler arta kalan zamanlarımızı eğitim atmak için burada Zeynep Bebekler üretiyoruz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Evet. Aynı zamanda öğrenciyiz. Hı hı. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Ayşe Kesen. Evet. Ben de edebiyat öğrencisiyim. Üniversitede okuyorum. Hı hı. Ve sınav stresinden dolayı kalan zamanımı burada geçiriyorum. Evet. Ve Zeynep Bebekleri üretiyoruz kardeşimle beraber. Siz kardeşsiniz. Evet. Kardeşiz. Hem beraber okuyoruz hem de buraya geliyoruz. Yani aynı bölümü neden tercih ettiniz edebiyatı? Evet. Biz edebiyat bölümünü çok seviyorduk. Önce. Evet. Herkes de bizi iki zannediyor ve aynı bölümde okuduğumuz için şaşırıyorlar. Evet, şanslıyız. Mutluyuz. Evet, kardeşimle ikimiz beraber çalışıyoruz. Hı-hı. Beraber de bu kursa katılmaya karar verdik ve çok memnunuz. Hocalarımızdan, müdürümüzden. Evet, çok Erdemli teşekkür Halk ediyoruz. Eğitim Müdürlüğü'ne ve hocamız Halise Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Böyle bir kursta bulunmak bizi ders stresinden uzak tutuyor. Burada bulunmaktan kardeşimle birlikte mutluyuz, gurur duyuyoruz. Zeynep Bebekleri üretiyoruz ve bebeklere sağlıklı bir gelişim için Zeynep Bebekleri seçin diyoruz.